Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine ve şefi'il müznibine Muhammedinil Mustafa'l Mahmudil Emin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bissenedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İnne şemse tatlu'u ma'a karni şeytan fe izâ talakat fe izâ talaat karenaha fe izâ tefa'at farakaha sümme stevet karenaha fe izâ zâlet farakaha ve izâ tedellet lil gurubi karenaha fe izâ garabet farakaha fe lâ tusallu hâzihil evkâtis selâs. Sadaka Resulullah fî mâ kâl evke mâ kâl. Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce evvela Peygamber Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye, sonra onun sevdiği cümle ashabının, etbaının, ahbabının, ezvacının, evladının, zürriyetinin, salihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, mürşid-i kamillerimizin, evliyaullah büyüklerimizin, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Şeyhimiz Muhammed Said-i Bursavi'ye kadar gelmiş geçmiş cümle saadat-ı meşayihimizin, eserini okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, hasreten Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve ordusu mensuplarının, beldemizin medarı iftarı Yuşa Aleyhisselam ve Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin vesaire sahabe-i kiram ve salihlerin, uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz kıymetli kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının ruhlarına bizlerden birer hediyeyi Kur'aniye olsun, ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun, şefaatleri, himmetleri, teveccühleri üzerimize olsun diye bizler de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim, Kur'an yolunda yürüyelim, Peygamber Efendimizin sünnetini şu asırda ihya edelim de şehit sevapları kazanalım diye, Rabbimizin rızasına vasıl olup iki cihanda aziz bahtiyar olalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzul Ahadis'in 101. sayfasındadır. 4. hadis-i şerifin Arapça metnini, mübarek metnini okuduk. Aşağı doğru devam edeceğiz. Bu 4. hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel İbn Mace ve daha başka kaynaklar rivayet etmişler. Meali şöyle: İnne şemse, hiç şüphe yok ki güneş, tatlu'u ma'a karni şeytan, şeytanın boynuzu ile beraber doğar şeytan. Veyahut şeytan ile beraber doğar. Şeytanın yakınlığı ile beraber doğar. Feiza tala'at, güneş doğduğu zaman kareneha, ona yaklaşır, onunla beraber olur.
Feizel tefaat doğuş yerinden yükseldiği zaman farakaha, şeytan ondan, güneşten ayrılır. Sümmestevet, öğleyin vakti istiva derler. Yani günün tam orta yeri, iki tarafı müsavi olduğu zamana vakti istiva diyorlar. Saati istiva. O istiva zamanına, yani öğlenden önceki zamana geldiği zaman kareneha, şeytan tekrar güneşe yaklaşır. Fe izâ zâlet, artık tam o orta yerden biraz daha kaydı mı batıya doğru, yani yarıyı biraz geçti mi, farakaha, gene şeytan ondan ayrılır. Fe izâ tedellet lil grup, batmak üzere aşağı ufka doğru sarttı mı, kareneha, tekrar ona mukarin olur, yakın olur, yakınlaşır. Fe izâ garabet, battığı zaman farakaha, gene ayrılır. Demek ki üç vakitte şeytan güneşe yaklaşıyor, güneşle beraber oluyor. Doğarken, ta tepedeyken, batarken. Fela tusallu fi fela tusalli hazil evkati selas, bu üç zamanda namaz kılmayın. Bu üç vakitte namaz kılmayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Fıkıh kitaplarına böylece Peygamber Efendimiz'in bu vakitlerde namaz kılmayın dediği zamanlar evkatı mekruhe, yani namazın kılınmadığı efendim kerahet vakitleri diye geçmiştir. Diyelim ki bir insan uyuyakaldı da veya bayıldı, hastalandı da güneşin doğması sırasına kadar namazı kılamadı, sabah namazını. Hani ezanlar okundu filan ama fecir attı, sabahın vakti girdi ama kılamadı. Tam güneş doğarken kılacak durumu oldu. Hani bin bir çeşit hal olabilir. Uyuyakalmış olur, hasta olur, baygın olur, bayılmış olur, tam o sırada ayılır. Ay, namazım geçiyor, kalkayım kılayım filan dediği zaman o vakitte kılar mı? Kılamaz. Neden? Mekruh vakittir. Güneş doğacak, biraz vakit geçecek. Ne kadar vakit geçecek? 25-30 dakika kadar bir vaktin geçmesi gerekiyor. Efendim, o zaman kerahat vakti çıkıyor. Bir de güneş tam öğle vakti yukarıya, tepeye dikildiği zaman gene kerahat vaktidir. O vakitte de namaz kılamaz insan. Hani abdest alayım da duha namazımı kılayım. Kılsaydın ama daha önceden kılsaydın. Şimdi duha namazının artık kılınmayacağı zaman geldi. Vakti istiva oldu. Bu vakitte Peygamber Efendimiz namaz kılmayın dedi, kılınmaz. Akşam güneş batarken gene efendim nafile namaz kılınmaz. Ama ikindiyi kılmamışsa, farzı kılmamışsa kılınır. İkindiyi kılmış da onun arkasından bir namaz kılayım filan, kılınmaz. O vakitte kılınmaz. Bu üç vakte kerahet vakitleri denilir. Namazın kılınmadığı vakitler. Bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Güneş şeytanın yaklaşmış olduğu bir şekilde doğar doğarken. Doğdu mu şeytan onunla yakın olur, bitişir. Yukarıda bitişir, batarken bitişir diyor. Tabi şeytan nasıl bir mahluktur efendim, şekli nasıldır, güneşle nasıl beraber olur, bu bir esrarengiz iş. Bu sayfada birkaç hadis sonra şeytanlarla ilgili hadisler gelecek, hep önümüzdeki sayfada da şeytanlarla ilgili hadisler gelecek. Çünkü Ş harfindeyiz. Harf sırasına göre hepsi topluca gelecek. Birçok şey öğreneceğiz şeytanla ilgili bilgileri. Bu gelen hadis-i şeriflerle öğreneceğiz. Öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi, güneş doğarken güneşin yanına şeytan gidiyor. Tepedeyken gene yanına gidiyor. Batarken gene gidiyor. Nasıl bir şey? Bilmiyoruz ki biz bu alemin esrarengiz birçok tarafı var. Bu dünyanın, bu kainatın, evrenin,
efendim olayların bilmediğimiz tarafları var. İnsanın ruhu var. İnsanın içinde şeytan var, dışında şeytan var. Şeytan insanın damarları içinde dolaşabiliyor. Kanın dolaştığı gibi. Aklına giriyor, vesvese veriyor. Böyle bir efendim mahluk. Öğreneceğiz. Bu üç vakitte namaz kılınmaması gerekiyor. Bunu görmüş olduk bu hadis-i şerifle. Beşinci hadis-i şerife geçiyoruz. Şeytanlarla ilgili öbür hadis-i şerifler aşağıda gelir diye efendim izahları oraya bırakarak 5. hadis-i şerif sayfanın inne şehre tekünü tis'aten ve işrine yevmen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki kameri ay efendim 29 gün olur diyor. Şimdi biliyorsunuz bizim ay dediğimiz bir zaman birimi var. Yıl 12 aydır diyoruz. Ay iki çeşittir. Bir şemsi takvime göre, güneşe göre ay. İşte bunların şimdiki isimleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidiyor. Bundan evvel başka isimleri vardı. Efendim, teşrini evvel, teşrini sani, kanunu evvel, kanunu sani filan gibi isimler vardı. Onlar biraz değişikliğe uğramış. Bunlara şemsi aylar denir. Yani güneşle ilgili aylar. Bunlar gayrimuntazam. Şubat 28 oluyor. Mart 31 oluyor. Nisan 30 oluyor. Mayıs 31 oluyor. Haziran oluyor, 30 oluyor. Temmuz 31 oluyor. Ağustos da 31 oluyor. Peş peşe giderken değişerek orada da değişmiyor. Bir 28 oluyor. 4 yılda bir de 29 oluyor Şubat. Çok gayrimuntazamlıklar var. Yani şeyde şemsi aylarda. Artık bunların cetvelleri yapılmış. Bizi bu gayrimuntazamlıklar, değişiklikler ilgilendirmiyor. Takvimi alıyoruz, bakıyoruz bugün ayın kaçı vesaire. İşimizi öyle hallediyoruz ama insanlar bu ayları tespitte eskiden beri çok usuller ortaya koymuşlar. Çeşitli takvimler ortaya çıkarmışlar. Biz şimdi şemsi takvimi kullanıyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bizim şemsi takvimi kullanmaya başladığımız yakın zamana kadar bütün Müslüman ecdadımız ve İslam aleminin çok geniş bir bölümü hep kameri takvim diye bir takvim kullanır. Bunun esası da aydır, kamerdir. Kameri takvimin bir ayı nasıl tamam olur? Güneşin battığı tarafa bak evinden. Eline kağıdı kalemi al, bak. Bugün bir şey gördün mü görmedin, yarın gördün mü görmedin. Bir gün orada incecik hilali göreceksin güneş battığı zaman. Hilali ilk gördüğün zaman güneşin battığı yerde o gün ayın biridir. Bir. Yeni bir kameri ay başladı. O gittikçe büyür. Ertesi gün baktığın zaman ince olmaz. Biraz daha kalın olur. Daha ertesi gün bir misli daha kalın olur. Yani ilkinin bir misli daha kalın olur. Daha ertesi gün ilki kadar daha eklenir, daha kalın olur. 7 günde yarım olur. Yarım daire olur. Yani bir daireyi kessen nasıl olur yarım? Ekmeği ikiye kesiyorsun, yarım ekmek gibi olur. 14 günde ne olur? 7-7-14 biraz da küsuratı var. O zaman da dolunay olur. 100 yuvarlak tam olur. 3 haftada gene yarım olur ama bu tarafta olur bu sefer yarım. İlk yarım sağdadır, öteki yarım soldadır. Ondan sonra da gene incelir, kaybolur. İnceldiği zamanlar sabah
görünmeye başlar. Sabah namazına giden insan hava berraksa bakar, aa hilal bak kalınca havada görüyorum. Ertesi gün biraz daha ince, ertesi gün biraz daha ince, nihayet bir gün görünmez. İşte o görünmediği günün ertesi günü filan artık güneşin battığı yere gelip bakarsan, akşamüstü bakarsan, sabahleyin görünmez olduğu zaman, o zaman hilal o günlerde görünecek. Gözle görürsün. Kameri takvimin esası hilali güneşin battığı yerde görmektir. İlk gördüğü zaman ertesi gün ayın biridir. Bir daha gördüğü zaman o ay bitmiştir, öbür ayın ayın biridir. Gelelim astronomi ilmi heyet hesaplarına. İlmi heyet hesaplarına göre dünyanın etrafında ay dönüyor, ondan oluyor bu hilal durumu. Ayın evreleri dediğimiz hilal, yarım ay, dolunay, yarım ay, tekrar hilal, tekrar kaybolma, tekrar görünme. Buna ayın evreleri deniliyor. Devreleri diyebilirsiniz, evre diyebilirsiniz. Çünkü adım adım değişiyor, kalınlaşıyor filan. Doğduğu zaman da değişiyor. Battığı zaman da değişiyor. Bunların hesapları var, cetvelleri var. Ayın evreleri neden oluyor? Ay dünyanın etrafında dönüyor da orada olduğu zaman ince görünüyor, böyle geldiği zaman yarım görünüyor, böyle geldiği zaman güneş burada olduğundan tam aydınlık tarafını görüyorsun, tam görünüyor. Bu tarafa geldiği zaman gene yarım görünüyor, bu tarafa doğru geldiği zaman gene hilal görünüyor. Tam buraya geldiği zaman da sen baktığın zaman hiçbir şey görmüyorsun çünkü karanlık tarafına bakıyorsun. İşin aslı bu. İlmi heyet, astronomi, gök bilimi bakımından da durum bu. Ne kadar da döner ay güneşin etrafı, dünyanın etrafında 29 gün küsuratı var. 12 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniyede dönüşünü tamamlar. Ama 30 olmaz. 29 gün. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İnne şehre tekünü tis'aten ve işrine yevmen. Bir kameri ay 29 gün olur. Onun arkasında bir hadis-i şerif daha var. Taberani'den rivayet edilmiş. İnne şehre la yükemmilu selasine leyle. Kameri ay 30 güne tamamlanmaz. Eksiktir yani. 29 gün küsürdür. Tabi Peygamber Efendimiz gök bilimci değil ama Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberi. Allah'ına her şeyi efendim inceden inceye bildiriyor. Efendim o da bize bildirmiş birçok hususlarda. Nice bilmediğimiz şeyleri o ümmi peygamberden öğreniyoruz. Ümmi yani birisi hoca olup da ona bir şey öğretmemiş, dünyadan bir insan buna hocalık etmemiş, eline kalem aldırıp yazı yazdırtmamış, oku bakalım diye yetiştirmemiş ama eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Allah yetiştirmiş, Allah öğretmiş, her şeyi biliyor. Eski ümmetlerin ihtilaflı meselelerini biliyor. Yahudiler soru soruyorlar, Yahudilerin sorularının cevaplarını söylüyor. Tamam, doğru, tabii doğru. Hak peygamber de ondan doğru. Onlar imtihan için soruyorlar, bakalım hakiki peygamber mi yoksa iddiacı birisi mi diye. Doğrusunu söylüyor. Neden? Allah bildiriyor. Allah Celle Celaluhu hak peygamber olduğundan her şeyi bildiriyor. Onun için o zamandan, o asırdan buyurmuş ki ay 29 gündür, 30'a tamamlanmaz. Tamam. Cümle cihan halkı artık biliyor ki ay 30 gün olmaz. Niye bunu söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir ayetin iniş sebebine sebebi nüzul derler. Ayet neden nazil oldu? Falanca adam şöyle yaptı da onun üzerine Peygamber Efendimiz'e ayet indi. Şu şöyle oldu da ayet indi diyoruz. Buna sebebi nüzulü ayet derler. Ayetin iniş sebebi. Bir sebeple bir olay olmuştur da onun için ayet inmiştir. Hadis-i şerifleri de Peygamber Efendimiz söylerken bir sebep olmuştur da bir olay sebep olmuştur. Ondan dolayı o söz söylenmiştir. Ona da sebebi
vürudi hadis derler. Hadisin varid olmasının sebebi. Hadisin söylenmesine sebep olan olay. Bu olay ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarının yanına bir ay gelmeyeceğim demiş. O bir ay 29 gün olduğunu onun için böyle beyan ediyor. Biz de tabii bunu bilmemiz lazım. Biz de bu konuyu bilmeliyiz. Neden? Dini ibadetlerimiz kameri ayların başlangıçlarıyla ilgilidir. Ramazan geldi mi gelmedi mi? Acaba Ramazan hilali göründü mü görünmedi mi? Acaba bayram yarın olacak mı yoksa Ramazan'ı 30 gün mü tutacağız? Efendim bunlar hep Ramazan'da önemli, kurbanda önemli. Kurban ayının hangi gün girdiğini bileceğiz. Zilhicce'nin 8'inde Mina'ya gideceğiz. 9'unda Arafat'a çıkacağız. Arafat'ta vakfeyi yapacağız da hac olacak. Gün çok önemli. Onun için şeylere dikkat ederiz. Ayın durumlarına, evrelerine, değişik şekillerine biz çok dikkat ederiz. Tabii yemin etmiştir. Efendim bilmem kefaret var, orucu vardır. 2 ay şehreyni mütetabiayni tevveten minallah. 2 ay oruç tutması lazım. 2 ay nedir? Bunların bilinmesi gerektiği için bu ayın durumları fıkıh alimlerini ilgilendirmiştir. Yazmışlardır, bilirler. Biz de öğrenmeliyiz. Biz de takip etmeliyiz. İbadetimizi muntazam yapmak için hilali gözlememiz lazım. Yüksek tepelere çıkıp böyle bakalım Ramazan hilali geliyor mu, bayram hilali geliyor mu filan diye bu işlerle ilgilenmemiz lazım. Bugün hangi aydayız bilmek lazım. Ayın kaçındayız bilmek lazım. Çünkü kameri ayların ortasına eyyam-ı biz derler. Eyyam-ı biz ne demek? Nurlu, akpak günler demek. Neden nurlu oluyor? Geceleri mehtaplı olduğu için. Şimdi ben şöyle saatime bakayım söyleyeyim. Bakın bugün Safer ayının 14'ü. Saferül hayır. Hayırlı Safer ayının, sefer diyorlar ama saferdir, satladır. Safer ayının bugün 14'ü. Dün 13'üydü, yarın 15'i. İşte bu 13, 14, 15'ine eyyam-ı biz derler. Peygamber Efendimiz eyyam-ı biz'i hep oruçlu geçirmiş. Eyyam-ı biz oldu mu hep oruç tutmuş. Bilmemiz lazım. Ben de Peygamber Efendimiz'in tuttuğu güzel oruçları tutmak istiyorum. Resulullah'ın adım adım izinden gitmek istiyorum. Tamam. Eyyam-ı biz işte bugün 2. günü, yarın 3. günü. Oruç tutma günü yani. Görüyorsunuz hep ilgili. İbadetlerimizle ilgili oluyor. Bunları bilgi olarak şey yapmamız lazım. Bundan sonraki hadis-i şerife geçelim. Şimdi şeytanlar ne mendeburluklar yaparmış göreceğiz. Hadis-i şeriflerde o hadislere geçiyoruz şimdi. Sıra oraya geliyor. Bundan sonraki hadis-i şerif sayfanın 7. hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İnne şeyatine tağdu birayatiha ilel esvaki feyedhulune ma'a evveli dahilin ve yahrucune ma'a ahiri haricin. Ebu Ümame Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ne yaparlarmış bu şeytanlar? Bir tanesini bu hadis-i şeriften öğreneceğiz. Şeytanlar sabah erken vakitte bayraklarıyla, flamalarıyla, bayraklarıyla efendim çarşılara, pazar yerlerine giderler. Erkenden, guduven yani sabahın erken vaktinde çarşılara giderler. Gada yahudu gadat zamanında yani işrak zamanında sabahın erken vaktinde gitmek demek. Ticarete herkes erken gidiyor ya. Şeytanlar da bayraklarını açıp sabahleyin erkenden çarşı pazarlara giderler. Pazar yerlerine giderler. Esvak şey demek, suklar demek. Arapçada suk
pazar demek. Suku ukkaz, duymuşsunuz. Ukkaz panayırı filan diye duymuşsunuzdur. Suk çarşı demek, asfakta çarşılar. Çarşı pazarlara hem de bayraklarını açarak bayraklı bayraklı ordu ordu demek ki grup grup gidiyorlar. Feyedhulüne ma evveli dâhilin. Çarşıya ilk giden adamla beraber giderler. İlk giden adamla beraber. Daha alışveriş için hiç kimse gitmemiş. Birisi daha ilk defa pazar yerine geliyor. İlk gidenle beraber şeytanlar hemen giderler. Çünkü şeytanlık yapacaklar. İlkini bile kandırmak istiyorlar. Onun için ilk gidenle beraber giderler. Ve yahrucune ma ahiri hariç. En sonuncu pazarda eşyasını toplayıp da efendim ayrılanla beraber ayrılırlar. Çarşı pazar yerleri, panayır yerleri şeytanın cirit attı diyoruz ya, kaynadığı yerlerdir. Öyle aldatırlar ki Adem oğullarını çarşı pazarlarda, giderler mal sahibine, onu aldatırlar, yalan söylettirirler. Yalan yere yemin ettirirler. Vallahi billahi idare etmez. Sus yalancı, idare. Bal gibi idare eder. Etmez diyor, yalan. Vallahi billahi ben bunu daha pahalıya aldım. Yalan. Vallahi billahi tallahi bilmem ne. Efendim, daha önce bir başkası daha fazla fiyat verdi de vermedim. Yalan. E kim söylettiriyor bu yalanları bu satıcılara? Şeytanlar. Şeytanlar bayraklarıyla gittiler ya. Para kazanacaksın, yalan söyle, müşteriyi kandır, kazan diyor. O da yalanı söylüyor, yemini basıyor, günaha giriyor. Şeytanın da işi günaha sokmak. Adem olduğunu azdırmak, saptırmak, kandırmak. Ondan sonra malları dizerler ön tarafa. Gösterişli, güzel, irilerini dizerler. Kaça bu? Şu kadara. Tamam, şurasından ver. Olmaz. Dokunma. Elleme ne olacak? Ben koyacağım. E hadi sen koy bakalım. Eller böyle, arka parmaklar hünerli. Önden senin bir tane istediğini alırken arka parmaktan üç tane senin istemediğin çürüğünü alır. Ondan sonra eve geldiğin zaman hanım azarlar. Nereden aldın bu çürük çarık malları? Ya öyle değildi. Mosturası dizilmişti. Çok güzel görünüyordu. Ben de güzelini alayım da hanım bu sefer aferin desin diye geldim. Ama yine doldurmuş ki. Arkasından nasıl yaptı o kadar da dikkat ettim anlayamadım. Teraziyi koyarlar. Ondan sonra buradan alır patatesi, küt üstüne atar. Tabi atılınca terazi güm yere çarpar. Tamam. Dur bakalım. Yere çarpacak, bir de havaya kalkacak. Ne olacak dur bakalım. Daha hafif aslında ama yere çarpar çarpmaz alır. Ya dur beklet bakayım. Bekletse böyle kalkacak havaya. Tartıda hile yapıyor. Tartıda hile yapmak Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış, büyük günahtır. Ölçüde, tartıda hile yapmak. Tartılacak şeyin eksik tartılması, ölçülecek şeyin eksik ölçülmesi. Kumaşı alır, metreyi gerdirtir, bir metre, iki metre, üç metre döndürür, eve gelirsin, üç metre değil, 2.60. 3 metre diye aldın ama geldirtti. Oyun etti. Ölçüde, tartıda oyun. Kim yaptırtıyor bunları? Şeytan yaptırtıyor. Allah ölçüde, tartıda hile yapmayın, hile karıştırmayın diye emretmiş, dürüst ticaret yapın diye emretmiş. Şeytan da Allah'ın emrini tutturmuyor, insanları azdırıyor, saptırıyor. Ölçüde, tartıda hile, konuşmada yalan, boş yere yeminler vesaire, hırsızlık, çalma, çırpma, hep bunlar çarşı pazarda çok olur. E ne yapacak insan? Çarşıya pazara besmele ile gidecek, evuzu besmele çekecek, efendim dua edecek, zikrederek girecek çarşıya, tesbih çekecek, Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyecek, şeytanlardan Allah'a sığınacak, yaptığı işe dikkat edecek, dürüst alışveriş etmeyi isteyecek Allah'tan, dürüst insan bulacak, dürüst kimseden alışveriş yapacak, kendisi de dürüst davranacak. Böylece haramdan korunacak. Çünkü biz şimdi tasavvuf ehliyiz değil mi? Sizler, bizler tasavvufu seven insanlarız. Maneviyatın
temiz olmasını isteyen insanlarız. Manevi yönden Allah indinde efendim makbul kullar olmak isteyen kimseleriz. Kalbimiz temiz olsun, amelimiz Allah'ın kabul ettiği amel olsun diyen insanlarız. Bu tasavvuf yolunun temeli, ölçüsü, aslı, kökü, esası, ilk mühim kaidesi helal lokma yemektir. Helal lokma yemektir. Helal lokma yemedin mi, haram yedin mi, haram midene girdi mi, onun cezası mutlaka cehennemde biraz yanmaktır. Haramına göre. Bir lokma olsa bile haram lokmanın temizlenmesi cehennemde olur. Cezası cehennemde çekilir. Onun için bu yolun, yani ihlas yolunun, ihsan yolunun, iman yolunun, Allah'ın sevgili kulu olma yolunun, takva yolunun, tasavvuf yolunun temeli helal lokmadır. Onun için şeytan bayrağıyla gidiyor çarşıya, pazara. Kökünden işi bozmak için. Kazancı, alışverişi bozup insanları kökünden suçlu duruma düşürmek için oraya gidiyor. Çarşı pazara ondan gidiyor. Ne yapacağız? Biz de şeytana uymamaya dikkat edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, siz iyi niyetlisinizdir ama acemisinizdir. Acemi, tecrübesiz, bilgisi az. Şeytan Hazreti Adem atamız zamanından beri bu işi yapıyor. Usta, tecrübeli, kandırmanın yollarını, yöntemlerini çok iyi bilir. Seni düşürür, tuzağa düşürür. Seni aldatır. Sen farkına varmasın. Neden? Sen acemisin, bilgisizsin, toysun. Farkında değilsin. Onun için şeytanın hilelerini bilmek lazım. Onun için sanıyorum, hangi hadisler olduğuna bakamadım. Misafirlerimiz çoktu, izdiham fazlaydı. Dersten önce bakamadım ama sanıyorum aşağı doğru olan gelen bilgiler çok önemli olacak. Şeytanı tanımak lazım. Şeytanın oyunlarını, hilelerini bilmek lazım. Şimdi şeytanın hilesi hakkında Evliyaullah büyüklerimizden bir tanesi anlatıyor mesela. Şeytan bir insanı kandıracak. Namaz kılmak isteyen bir Müslümanı şeytan kandıracak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, koyunu kim parçalar? Kurt parçalar. İnsanoğlunun kurdu da şeytandır. İnsanı parça parça eder bu şeytan. Mahveder. Maneviyatını efendim perişan eder. Şimdi şeytan gelir Müslümana, namaz kılma der. Kılma namaz. Ne yapacaksın ya? Ne güzel ütülü pantolonun var. Ütüsü bozulacak. Arkası kırışacak. Dizi çıkacak. Beğenmezler seni. Kılma şu namazı der. Sonra da gideceksin. Çıkaracaksın her şeyini. Abdest alacaksın. Üf be. Aman ne zahmetli iş. Abdest alacaksın. Ondan sonra camiye gideceksin. Zaten camiler pis. Zaten efendim bilmem ne. Bir sürü yalan söyleyecek ya kandırmak için. Boş ver gitme. Bak burada ne kadar keyifli, zevkli şey var. Bak televizyonda ne kadar heyecanlı program var. Bak şimdi Beşiktaş Fenerbahçe'yi yeniyor, gol atacak tam böyle hücumanda. Bırakılıp da gidilir mi? Aman gitme. Yani herkesin tipine göre, futbolu seviyorsa futboldan. Başka şeyi seviyorsa başka şeyden, kılma namazı der. Onun da canı zaten kılmamak istiyor. Yani nefsi, içindeki nefsi de namaz kılmayı istemiyor. Tamam. Kendini salıverir. Yani selin üstüne yaprak düşmüş gibi salıverir. Namaz kaçtı ya. Farkında ama işte salıverir kendisini, namaz kılmaz. Şeytan namazı kıldırmadı bu Müslümancığa. Aldattı bu Müslümanı. Ne yaptı yani? Kandırdı. Allah namaz kılın diye emretmiş. Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde namaz kılın diye emretmiş. Şimdi bu adam tembellendi, aklına çeşitli fikirler geldi, canı istemedi, namazı kılmadı. Tembellettiren, canını istettirmeyen, o namazı kıldırtmayan kim? Şeytan. İçinden böyle uğraşır insanla. İnsan da canı istemez namaz kılmayın. Neden? Şeytan bastırıyor içeriden. İnsanın duygularına bastırıyor.
teklif ediyor, vesvese veriyor. Namaz kılmadan kılmaz. Beş vakit namazı kılmaz, cumayı kılmaz, bayramı kılmaz. Kimisi cumadan cumaya gelir, kimisi bayramdan bayrama gelir. Müslüman çocuğu ama beş vakit namazı kılmaz. Cumaya gelmez. Halbuki üç cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, kapatılır. Cezaya çarptırılır. Kalbi mühürlenir, kapatılır, kalbi çalışmaz. Gönlü kararır. Artık kötü insan durumuna düşer. İyi insan olma tarafı dumura uğratılmış oluyor. Şeytan bak işte namazı kıldırmadı. Bu mücadeleyi yapar şeytan. Namazı kıldırmama mücadelesini. Eğer Müslüman kuvvetliyse hadi oradan. Kör şeytan. Allah namaz kılın demiş. Ben bu namazı kılacağım. Efendim mutlaka kılacağım bu namazı. Allah Allah. Şeytan bakar şimdi tecrübeli ya. Azılı tecrübeli, usta, aldatmakta usta. Kılma diyor, kılacağım. Kılma, kılacağım. Bir mücadele oluyor içinde. Namazı kılacak. Bakar doğrudan doğruya olmuyor. Tamam tamam, kıl ama şu işi bitir de öyle. Şu işi bitir de öyle kıl. Şunu da bitir. Bak, şimdi şu maç bitsin ya, sonucu çok önemli. Şu maç bir bitsin, bakalım kim galip gelecek? Ne olacak ya? Ne olacak? O galip oldu, bu galip oldu. Ne olacak yani? Onu seyrettirirken namazı kaçırttırır. Veya şu yazını bitir de öyle. Şu sayfayı tamamla da öyle. Elindeki işi tamamla canım. Bitiriver de tamam kılacaksın, kılacaksın. Tehir eder. Tehir ettirmek de şeytanın bir oyunudur. Hayırlı işi yaptırmamak da bir oyun. Şimdi namazı aldık. Namaz konusundaki oyunlarını anlatıyoruz şeytanın. İlk önce ya kılma diyor namazı. Hayırı yaptırmak istemiyor. Engellemek şeytanın bir oyunu. Yaptırtmamak, kötü göstermek, istetmemek şeytanın bir oyunu. İlla istiyor, kılacağım diyor. İyi terbiye almış, namaz kılacak. Der ki tehir. Tehir et. Tehir etmeye tesvif derler Arapçada. Tesvif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki helekel müsevvifun. Tehir edenler helak oldular. Tehir etmeyeceksin. Yok. Tehir yok. Ben hemen kılacağım. Diyecek yani. Tehir yok. Tehir içinde şeytan unutturmayı düşünüyor. Unutturacak, öyle kıldırmayacak. En çok sabahleyin olur. Uyanırsın, müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor, kulağın duydu. Tamam, uyandım. Namazı kılacağım ama kafam biraz sersem, uykumu toparlayamadım. Şöyle biraz gözlerimi kapatayım, yatağın içinde kafamı toplayayım, ondan sonra kalkacağım. Gözünü bir daha bir kapatırsın. Biraz sonra kalkacağım diyor yani. Kalkacağım, tamam uyandım diyor. Bir uyanırsın bakarsın ki güneş doğmuş. Tüh, keşke o gözümü kapatmasaydım. Uyandığım zaman zıp diye kalksaydım. İşte bak şeytan tehir ettirince tehirde yaptırtmıyor. Tesvif helak eder insanı. Tesvif, ileride yapacağım, sonra yapacağım demek. Ne yapacak? Hayrı hemen yapacak. İkinci oyunu tesviftir. İlk oyunu yaptırmamak. İkincisi tehir etmek. Tehir arasında bir oyun yapmayı düşünüyor. Üçüncü oyunu, hayır ben tehir etmem, hemen kılacağım derse, üçüncü oyunu aceleye getirttirmektir. Tamam tamam, madem öyle, İlle kılacaksın. Çarçabuk kıl da maç kaçmasın. Takır tukur takır tukur takır tukur kıl. Çabuk ya. Allah Allah kaçacak. Bilmem ne. Bu sefer de acele ettirir. El aceletü mineş şeytan. Ette enni miner rahman. Düşüne düşüne ağır ağır güzel güzel teenni ile hareket etmek Rahman'dandır. Acele şeytandandır. Hayırlı bir işi gürültüye getirmek, gargaraya getirmek. Efendim çalıp çapıp çabuk yapmak efendim şeytanın işidir. O çeşit acele şeytanın işidir. Doğru düzgün oku bakalım ya. Şimdi bakıyorsun bir delikanlıya, babası zorluyor. Gel namaz kıl. Baba kılacağım. Hayır şimdi kıl. Peki. Geliyor babasının gözü önünde namaz kılacak. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. Sema Allah'a emanet. Rabbena velkelam. Süp 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 süp. Selamun aleyküm.
Süp ne demek? Sübhanallah ne demek? Kulak veriyorsun, süp 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 kalkıyor. Allah ver, Allah ver, Allah ver, Allah ver. Dur bakalım, Fatiha'nın kaç ayetini okudun? 7 ayetti bu. Dalline nasıl geldin daha böyle elhamdülillah derken? Harfleri yutarak, ayetleri yutarak çabuk kıldı. Selamünaleyküm rahmetullah. Hop kaçıyor. Gel bakayım buraya. Senin şimdi bu kıldığın namaz oldu mu? Olmadı. E kıldım. Olmadı. Peygamber Efendimiz birisinin öyle acele kıldığını gördü, yanına çağırdı. Dedi ki, ey şahıs, ey filanca, sen namazı kılmamış gibi oldun, kılmadın sen. Yeniden kıl dedi, hızlı kıldığı için. Bir daha kıldı, gene hızlı kılınca sen namazı kılmadın, bir daha kıl dedi. Ondan sonra da gene hızlı kılınca bak dedi. Allahu Ekber deyince, ayakta durunca şöyle bir dur. Kıraatini güzelce yap. Rüküye varınca şöyle rükûnu bir şey yap. Azaların dinlenecek kadar dur yani. Böyle böyle gerilim içinde değil. Gerilim içinde şeyler peş peşe değil yani. Dur. Hah, bu böyle duruyor desin herkes gören. Semi Allahu limen hamide de, kalk. Böyle hareketli değil. Dur. Rüküye vardığın zaman, secdeye vardığın zaman dura dura, dinlene dinlene kıl diye tarif etti. Öteki türlü namazın olmadığını söyledi. Şeytanın üçüncü oyunu nedir? Aceleye getirmek. Çabuk kıl hadi. Film kaçmasın. Efendim vesaire bilmem ne filan. Sünneti kılma. Sünneti kılma. Zaten ikindinin sünnetini Peygamber Efendimiz her zaman kılmamış. Sen de kılma. Bak nasıl dini de biliyor. Nasıl fıkhı da biliyor. Gördün mü? Peygamber Efendimiz bazen kılmamış. Sünneti gayri müekkede. Seni kurnaz seni. Nasıl biliyorsun sünneti müekkedeyi, gayri müekkedeyi? Peki müekkedeyi biliyorsun da niye kılmıyorsun? Müekkedenin müekkede olduğu zamanda o sünneti niye kılmıyorsun? İkindinin sünneti gayri müekked ama yine kılmaya çalışacaksın. Mümkün olduğu kadar. Sünneti kırpıştırır. Efendim bilmem ne yaptırtır. Duayı yaptırtmaz. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Benim pabucum nerede? Hop hadi Allah'a ısmarladık. Hayrola nereye gidiyorsun? Peki çıkıyorum. Namazı kıldım. E bu namazın bir Allahümme ente selamı yok mu? Bir salatü selamı yok mu? Yani ne bu böyle? Acele. Sıkılıyor. Şeytan sıkıyor içeriden, acele ettiriyor. Şeytanın bir oyunu aceledir muhterem kardeşim. Bir oyunu yaptırmamak, bir oyunu tehir etmek, bir oyunu aceleye getirmek. Yo, ben Esat hocamdan İskender Paşa Camii'nde duydum, öyle namazı acele kılmak yok. Allahu Ekber derim, güzelce okurum, rükûmü, secdemi hakkını vererek yaparım. Hakkını vermeye ne deniliyor namazda böyle usulünü tam uygun uygulamaya, güzel yapmaya ne deniliyor? Ta'dili erkan. Ta'dili erkan ne demek? Her namazın her bölümüne hakkını adaletli vermek demek. Tadil, güzel yapmak, adaletli yapmak demek. Tadil erken, ayakta durmasını adaletli, güzel yaptı. Hakkını yemedi, çalmadı. Rükûsunu adaletli yaptı, çalmadı. Secdesini adaletli yaptı, çalmadı. Sübhanallah'ı çalmadı, süp demedi. Efendim, her şeyi güzel yaptı, tamam. Tadili erken. Tadili erken ile namaz kılacağım ben. Şimdi şeytan bunu nasıl aldatsın? Çetin ceviz. Kılma dedi, kılacağım diyor. Tehir etti, tehir etmem diyor. Aceleye getir dedi, aceleye getirmem diyor. Kurnaz şeytan bu sefer oyunu değiştirir. Başlar yaltaklanmaya, methetmeye. Ya sen ne iyi Müslümanmışsın be. Maşallah ya. Allah Allah. Sen şöyle halkın karşısına çık, herkesin göreceği bir yerde öyle bir namaz kıl ki herkes görsün, namaz nasıl kılınırmış anlasın. Göster bakalım bir millete namazın nasıl kılındığını. Şimdi ne yaptırıyor? Gösterişe kaydır diyor. Çünkü gösterişi de Allah sevmiyor. Gösteriş de riyakarlık deniliyor. Riya göstermek demek Arapçada. Gösterme. Yani başkası görsün diye. Bak ben ne kadar namaz kılıyorum görün ey cemaati Müslüman. Allahu Ekber. Bak görüyor herkes. Tamam. Şişiyor, kabarıyor filan. Ha buna derler riyakarlık, gösterme. Başkasına göstermek için amel yapmak. Bu da amelleri
iptal eden bir sebeptir. Riya oldu mu Allah o ameli kabul etmez. Riya yaptırmak istiyor. Tamam, sen çok namaz kılıyorsun, çok güzel namaz kılıyorsun, sen tamam şey yap. Bazıları vardır böyle ibadetleri, ya ben onu çok güzel yaparım, yani övünmek gibi olmasın ama ben o hususta bir taneyim filan der. Şeytan oradan pohpohluyor, şey yaptırtıyor, kendini beğendirtiyor, bir de gösterişe kaydırtıyor. Oradan Allah'ın sevmediği bir kul durumuna getirmek istiyor. 4. Yok ben öyle de şey yapmam, ben gösteriş taraftarı değilim, mütevazıyım, kendimi beğenmiş bir adam da değilim, işte şöyle kıyıda kendi halimce namazımı kılacağım. Öyle mi? Vay be, sen benim umduğumdan daha da iyi bir insanmışsın. O zaman sen hakikaten bu gösteriş çok kötü, gösterişçiyi, riyakarı Allah sevmiyor, en iyisi sen namazını evinde kıl, camiye de gelme, hiç kimse görmesin, evinin bir köşesinde sessiz sedasız namaz kıl. Şimdi ne yapıyor? Cemaatten koparmak istiyor. Yani her fikir, her duyguyu ters kullanıp şeytan aldatmaya çalışıyor filan. Böyle kademe kademe peşini bırakmaz. Şeytan insanın yakasını bırakmaz. Namaza durduğu zaman da aklına başka şeyler getirir. Ha sen bakkaldan ne alacaktın? Hanım ne demişti? Ya git başımdan ya, şimdi ben namaz kılıyorum. Allah Allah. Ama hani listenin üçüncüsü neydi? Dur unuttum, dur. Bak hemen namazda, hemen bakkalla efendim listeyle ilgili şeyleri hatırına getirtiyor. Namazı hakkını vererek böyle huzur içinde kılmasın diye. Aklını karıştırır, rekatları unutturur. Hay Allah, tuh, ben ikinci rekatta mıydım, üçüncü rekatta mıydım? Oturacak mıydım, kalkacak mıydım? Üç mü kıldım, dört mü kıldım? Nereden? Şeytandan. Şeytan böyle uğraşır muhterem kardeşlerim. İnsanı aldatmak vazifesi olan, vazifesi bu olan, ahdi bu olan bir mahluk bu şeytan. Onun için çarşıya pazara da bayraklarıyla, ordusuyla gidiyor. Bayraklarını açarak gidiyor. Müşteriyi de aldatıyor, satıcıyı da aldatıyor. Kadınlar, ne işiniz var çarşı pazarda hanımefendiler? Ne işiniz var? Ne işiniz var? Patlıcan seçeceğim de karnıyarık yapacağım. Oturuyor. Doğru düzgün oturmuyor. Kıyafeti zaten kısa. Çömeliyor. Olmaz ki. Böyle de çömelinmez ki. Haberi yok. Manto giyiyorum ben diyor. Mantolu bir hanımım. İyi mantolusun ama eğildiğin zaman manton arkadan kalkıyor. Kalkınca da dizinin üst tarafına kadar görünüyor. Sen onun farkında değilsin. Bilen biliyor onu. Onun peşinde olanlar var. Şeytan birilerini de onun peşinde koşturtuyor tabii. Ne işin var senin şeytanlı yerde, çarşılı pazarlı yerde? Gönder oğlunu alsın. Kötüsünü alsın. İkinci sefer öğrenir. Üçüncü sefer öğrenir. Senin elin adamıyla konuşmaya şey yapma. Yani mümkünse, tabii mecbur olursa bilmeyiz de, mecburiyetten gitti ama şeytanın oyunları çoktur. Kadınları öyle aldatır, belgesini böyle anlatır. Efendim eteği uzun, maxi giyiyor bu. Tamam, eteği uzun, göğsü nasıl? Eteği uzun, tamam. Eğildiği zaman ne oluyor? Eğildiği zaman bu sefer burası sarkıyor. O zaman da yine namahrem yerleri, yani mahrem yerleri görünüyor gene. Nasıl olacak? Örtülü olacak, kapalı olacak vesaire vesaire de gidecek de şey yapacak. Zor iş. Elin adamıyla konuşacak. En iyisi gitsin çocuk alsın. Efendi alsın. Razı ol efendinin aldığına. Yok bu kumaşı beğenmedim. Ben alsaydım böyle almazdım. Sütyeni alıyor. Sütyen denilen çamaşır parçasını alıyor. Bu bana olur mu? Elinin körü. Böyle alışveriş olur mu? Olmaz. Bunlar nereden oluyor? Şeytandan oluyor. Medine-i Münevvere'de kuyumcuların önünden geçerken ben böyle içeriye bakıyorum. Bir sürü hanım orada. Kara kara giyinmiş, örtülü, evine gitsen göremezsin. Haremlik var, seramlık var, göremezsin. Kuyumcuda yüzüğü takıyor, bana yakıştı mı? Hay başında paralansın senin o yüzük. Elin adamına yakıştı mı bilmem ne. Ne işin var senin?
yakıştı mı, uygun düştü mü, bu bana uyar mı, rengi açar mı, bilmem ne, bunlar hep şeytanın oyunlarıdır. Onun için erkekler, yani mümkün oldukça alışverişi erkekler yapsınlar. Çünkü şeytanın bayraklarıyla, ordularıyla gittiği yerdir çarşılar, pazarlar. Mümkün oldukça hanımefendileri böyle yerlere göndermeyin de hanımefendiler korunmuş olsun. İkincisi, hanım da gitse, bey de gitse çarşıya, pazara, dinimizin ahkamına uygun alışveriş yapsın. Ölçü, tartı vesaire, sözler dürüst olsun. Üçüncüsü, oturmalar, kalkmalar, konuşmalar haramdan, günahtan korunarak yapılsın. Çok daha başka şeytanlıklar vardır tabi. Benim hatırıma geliveren şeyler bunlar. Daha çarşı pazar, ben hiç sevmem. Allah, yani çarşı pazara gitmekten böyle öle ruhum sıkılır ki alışveriş yapılacak. Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gidiyorsun. Efendim işte memleketten gittiğin zaman hediye beklerler, alışveriş. Yani kalbim sıkışır böyle. Burada da öyle. Ekmeğin fiyatının kaç olduğunu bilmem. Gitmiyorum, sevmiyorum. Eskiden gidiyorduk tabi, mecburiyet vardı. Şimdi yardımcılar var, ondan gitmiyoruz ama sevmiyorum. Çarşı pazar çok tehlikeli yerlerdir. Mayınlı yerlerdir. Mayınlı, mayınlı. Manevi mayınlı yerlerdir. Manevi PKK'lar vardır orada. Tıkır 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 her yerde efendim, orada tehlike vardır yani. Hemen usulüyle yap, Allah'a sığınarak, dua ederek git gel. Bir hadis-i şerif bu. Buçuk olunca beni haber verdi. Yani şey olunca, bir saat olunca. Kaçta olacak yani, bir saat oldu. 8. hadis-i şerif. Sekizinci hadis-i şerif yine şeytanla ilgili. İnne şeytane yahduru ehadeküm inde külli şeyin min şe'nihi hatta yahdurahu inde ta'amihi fe izes ve izâ sakatat min ahadikumul lokmatu fel yumit ma kâne biha min ezen sümmel külha ve la yedâ'ha lişşeytâni fe izâ feragâ fel yel'ak esâbi'ahu fe innehu la yedri fi eyyi ta'amihi tekünül bereketu. Cabir radıyallahu anh'ten İmam Müslim'in ve diğer kaynakların rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bu da şeytanla ilgili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne şeytane hiç şüphesiz ki muhakkak ki şeytan yahduru adehküm inde külli şeyin min şeynihi her işinde sizin her işinizde şeytan sizin yanınıza gelir hazır bulunur. Orada biter yani. Her işinizde sizin yanınıza gelir. Yahduru hazır olmak demek. Hazır olur, gelir. Nerede olsanız, hangi işi yapsanız yanınıza şeytan gelir hemen. Hazır olur orada. Hay Allah, sen nereden geldin gene buraya? Görsen böyle dersin yani. Hemen gelir oraya. Her işinde min şe'nihi. Her işinde şeytan insanın yanına gelir. Hatta yahturahu inde taamihi. Yemek yerken bile gelir yanına. Sofraya oturdun, yemek yiyorsun. O zaman bile gelir. Feiza sakatat min ahadikumul lokma. Sizden birinizin elinden lokma yere düşse فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَزَنْ lokmaya yapılmış şeyleri silkelesin, yani eza veren, yani uygun olmayan şeyleri, yapışmış olan şeyleri izale etsin, temizlesin neyse, ondan sonra سُمَّلْ يَكُلْهَا yesin onu, yere düştü diye bırakmasın, yesin onu وَلَا يَدَعْهَا لِشْشَيْتَانِ şeytana bırakmasın. Yemedi mi, bıraktı mı şeytanın lokması olur o. Şeytan yer, şeytan beslenir ondan. Şeytana bırakmasın o lokmayı. فَيْزَا فَرَغَ yemek yemesini bitirdiği zaman فَلْ يَلْعَقْ اَسَابِهَوُ parmaklarını yalasın. Parmaklarını yalasın. Elle yiyor ya, parmaklarını yalasın. فَاِنَّهُ çünkü لَا يَدْرِي فِي اَيِّ تَعَامِهِ تَكُنُ الْبَرَكَةِ yemeğin bereketinin yemeğin neresinde olduğunu bilemez ki. Belki parmağında parmağındaki
kısmındadır. Yalasın da berekete nail olsun. Onu silip yemeyip, silip de bereketten mahrum kalmasın diyor. Şimdi tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyesi, sofraya otururken tavsiyeleri var. Rahmetli annem Mecmuaül Adab okuturdu bize. Mecmuaül Adab ne demek? Her bir şeyin nasıl yapılmasını gösteren, adabı anlatan, adab-ı muaşeret kitabı, dini adab-ı muaşeret kitabı. Çok güzel. Allah razı olsun. Çarşamba müftüsü, Osmanlılar zamanındaki bir mübarek müftü böyle bir kitap yazmış. Allah razı olsun. Yemek nasıl yenilecek? Yemekten evvel elini yıkayacaksın. Ne güzel, tertemiz. Hocam elimle yemesem, çatalla kaşıkla yesem. O çatalı kaşığı kim bilir nasıl yıkadılar lokantada. Yıkadılar mı, yıkamadılar mı? Elini elinle güzelce yıka. Yıkadın, tertemiz, tamam. En güzel temizlik malzemelerini Müslümanlar bulmuş. Avrupalılar sabunu filan bilmez, bilmediği zamanlarda Müslümanlar sabunu şey yapmışlar. Sabun güzel bir şey. Şöyle bir şey yapıyorsun, köpürüyor. Bütün kirleri simsiyah akıyor. Elin tertemiz oluyor. Çok güzel bir malzeme yani. Tabii sonradan Müslümanlardan öğrenmişler. Şimdi kullanıyorlar ama ilk bulan tabii Müslümanlar. Temiz, her şeyi temiz Müslümanın. Şimdi elini yıkayacak. Sofraya oturacak. Besmele ile başlayacak. Efendim tuz almak da Efendimizin sünneti. Lokmayı önünden yiyecek sofrada. Başkasının eline bakmayacak. Ne kadar yedi bu? Neresini aldı? Filan diye böyle bakmayacak. Efendim önünden yiyecek. Efendim lokmayı çok çiğneyecek. Böyle lup lup yutmayacak. Ölçülü alacak. Efendim karnı tam doymadan yemekten kendini çekecek. Midesinin üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri boş kalacak. Tıklım tıklım doldurmak yok. Tavsiye öyle değil. Efendim bitirdiği zaman dua edecek. İşte elleri yağlanmışsa yemek alırken efendim onları yalayacak. Yere bir şey düşerse bu düştü diye efendim mütekebbirlik yapıp efendim onu almazlık etmeyecek. Alacak. Öyle tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Şeytana bırakmasın diye. Bitirdiği zaman dua edecek. Efendim gafletle yemek yemeyecek. Bu yemeği verenin Allah-u Zülcelal olduğunu, bu nimetleri kendisine onun gönderdiğini, bu kendisinin karşındaki nimetlere sahip olmayan dünyada nice nice insanlar olduğunu düşünecek. Açları, yoksulları, fakirleri, kıtlık diyarlarını, Afrika'yı vesaireyi düşünecek. Allah'a hamd içinde, şükür içinde şuurlu efendim yemeğini yiyecek. Bunlar çeşitli adab. İşte bunları öğrenmesi lazım her Müslümanın. Çoluk çocuğuna da öğretmesi lazım. Küçükten öğretmesi lazım. Küçücükken çocuk öğrenmeli. Başkasının elindekini, ağzında sakızı var. Bu sakızı istiyorum diyor. Kıyameti kopartıyor, tepiniyor. Kız başkasının ağzından sakız alınır mı? İstiyor. Yani onu öyle başkasının elindeki, ağzındaki şeyi istemeyecek şekilde terbiye etmek lazım. Eğitmek lazım. Terbiye çok mühim. Anne terbiyesi. Terbiye anneden başlamıyor, daha ta çok öncelerden başlıyor. Allah razı olsun, bizim Kemal Çakmaklı kardeşimiz var, profesör. Diyor ki terbiye 8 bölümdür. Çocuk ınga dediği zaman, doğup da ınga dediği zaman 8'den 5 bölümü geçmiş ola bitmiştir diyor. 3'ü kalmıştır diyor. Önceden başlıyor çocuğun terbiyesi. Ana karnından değil, anasının ile babasının nikahlanmasından başlıyor. Çok ince işler. Yani kötü bir kadın alırsan çocuğunu iyi terbiye eder mi? Eş seçiminden başlıyor. Nikahın sahih olmasından başlıyor. Efendim sonra annenin babanın helal kazanç kazanmasından, helal lokma yiyip bebeği öyle beslemesinden geçiyor. Vesaire vesaire. Sonra annesinin babasının annesinin alışkanlığını çocuk annesinin karnındayken alırmış. Annesinin düzenli hayatı ona müsbet tesir edermiş. Düzensiz hayatı huyunu bozarmış çocuğun. Bunların hepsi ispat edilmiş ilmi şeyler, hakikatler. İnce işler. Bunları öğretmek lazım. Öğretmemiz lazım.
Evde işimiz ne? Anne konuşmaz, baba konuşmaz. Televizyondan başka bir şey yok mu ya evlerde? Gazeteden, televizyondan başka bir şey yok mu, eğlenceden başka? Çocuklar var ya. Allah rahmet eylesin. Kabrin nur olsun. Ne kadar seviyorum Yunus Emre'nin sözünü. Diyor ki dervişe ne güzel eğlencedir seher vaktinde zikrullah diyor. Anne babaya ne güzel eğlencedir çocuğunu terbiye etmek. Hep televizyon eğlencesi mi olacak? Hep gazete mecmua mı okumak olacak işi yani annenin babanın? Çocuğunu terbiye etsin, gel evladım. Otur bakayım karşıma. Hadi benim cici yavrum. Ah benim gül yanaklım, tatlım. Piyazla biraz, piyazlamayı öğren. Çocuğu böyle şey yap. Bak hadi bakalım sağ eline bakayım canım. Sen böyle yaparsan ben sana şunu alacağım, bunu vereceğim. Şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim. Uslu durursan şunu yapacağım, bunu yapacağım. Peki babacığım, peki anneciğim. Çocuk bir şeyler öğrenecek. Öğretmek işte sevap, ibadet, çocuğunu İslam'a göre terbiye etmek. Çok güzel şey. Bunları yapmıyor. Herkes televizyonun başında. Çocuk geliyor bir şey söylüyor. Şimdi git başımda. Çocuk terbiye almıyor. Çocuk sokakta öyle şeyler öğreniyor ki 10 gün sokağa çıkarmasın çocuğu, bir gün sokağa götürürsün, bir laf duyar, en garibine giden, en kötü lafı hafızasında en iyi korur çocuk. Patladak söyler. Kulaklarına kadar kızarsın ya, evde ben bu çocuğa bu lafı öğretmedim. Sokaktan kapmış. Simitçi falancıya söylerken veya falanca filanca ile konuşurken ayıp bir sözü kapmış. Patladak söyler çocuk, bilmez. Bilmeden söyler. Onun için koruyacaksın. Kötü insanlarla düşüp kalkmasını engelleyeceksin. İyi insanlarla dost edeceksin. Kendin iyi insanlarla dost olacaksın. Ben Ankara'da profesörlüğümü yapacağım zaman evimden kaçtım. İzimi kaybettirdim. Polis bile bulamaz. Efendim saklandım bir yere. Profesörlüğümü öyle hazırlayabildim. Allah razı olsun dostlarımız kıyamet gibi gecem gündüzüm misafirlerle yapamıyorum. Kaçtım. Bir başka mahalleye kaçtım. Modern bir mahalleye. Bizim mahallede moderndi ama bahçeliydi. Burası apartman ve kaloriferli apartman dairesine kaçtım. Perdeleri de kapattım. Anarşist birisinin dairesi gibi. Perdeler kapalı, kapı kapalı. İçeride profesörlük çalışması yapıyorum. Dışarıdan çocukların sesleri geliyor. Kulaklarıma inanamadım. Yüzüm kızardı küçücük çocukların oyunda söylediklerinden. Yüzüm kızardı muhterem kardeşim. Bak mahalleye. Bak çocuklar neler öğreniyorlar küçükken. Tesadüfen, tevafukan bir iki gün sonra bizim Özelif sitesine gittim. Özelif sitesinde vaaz vereceğim. Oraya gittim. Bahçede 360 haneli site. Biz şimdi site filan demiyoruz. Site, gavurcadan geçme bir kelime, site demiyoruz. Ya oba diyoruz ya kent diyoruz. Özelif obası veya Özelif kent, Elif kent filan dememiz lazım. Site nereden çıkmış? Her şeyi almışız. Gümrüksüz, izinsiz her şeyi almışız. Neyse orada bahçeli tabi 360 haneli ama hep Müslüman. Bizim kardeşlerimiz kurdu, biz kurduk. Birinci üyesi benim, ilk 1000 lirasını veren de rahmetli hocamız. Dillere Destan Özelif sitesi, Doğu Almanya Komünist Radyosu Müslümanlar site kurdu diye aleyhimize neşriyat yapmıştı o zamanlar. Şimdi orada vaaza gidiyorum ben. Balkonda çocuklar oynuyorlar. O da kulağıma geldi. Çocuk ezan okuyarak oynuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O da öyle oynuyor. Öbür taraftaki söyleyemem. Kulaklarıma inanamadım. Yüzüm kıpkırmızı olmuştu öbür tarafta çocukların oyununda. Öteki mahallede. Demek ki iyi muhitte olacak çocuklar. İyi kimselerle komşu olacaksın. Efendim iyi kimselerle çocuğun arkadaşlık edecek. Bir de terbiye edeceksin. Çocuğu karşına alacaksın. Ha benim canım evladım diyeceksin. Şu Allah şunu seviyor. Şöyle yap diyeceksin. Bunu böyle yaparsan mükafat vereceğim sana diyeceksin ve vereceksin. Sözünde duracaksın. Söz verip de tutmazsan çocuk sana inanmaz. Yalan söylüyorsun baba der. Yapmıyorsun de. Sözünü tutacaksın. Sözünü tutacaksın, terbiye edeceksin. Bir hadis daha okuyalım, bitirelim.
İnne şeytane yuhibbul humrete fe iyyakum vel humre ve külle sevbin zi şöhre. Bu hadis-i şerif 101. sayfanın 9. hadis-i şerifi oldu. Hatta belki ötekisini de kısa ise bitiriveririz. Sayfa tamam olmuş olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki şeytan kırmızıyı sever. Efendim, kırmızı giyinmeyin. Kırmızıdan kaçının. Bir de şöhretli elbise giymekten sakının. Şöhretli elbise ne demek? Gösterişli, şatafatlı, böyle başkasına caka yapmak, fiyaka satmak için giyilen, efendim, böyle alımlı elbise demek. Mütevazı olacak, efendim, böyle İslam Müslüman elbisesi. 10. hadis-i şerifte okuyuverelim. İnne şeytani ye'ti ahadeküm fi salatihi fe yüllebbis aleyhi hatta la yedri kem salla feyza vecede zalike ahadüküm fel yescüt secdeteyni vehve calisün kable en yüsellime sümme yüsellim. Tirmizi'nin rivayeti, hasen sahih hadis-i şerif, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den. Sayfanın son hadisi şerifi, şu ipi de şuraya geçirelim, önümüzdeki haftaya sağ olursak okumak üzere. Şeytan size, sizden birinize namazında gelir. Namazında, namaz kılarken sizden biriniz, namazında şeytan gelir sizin yanınıza. Feyyülebbis aleyhi ve onun kafasını karıştırır. Hatta la yedri kem salla, kaç rekat kıldığını bilmeyecek şekilde kafasını karıştırır. Aklına işte bir şeyler getirir, ustaya aldatır ve kaç rekat kıldığını karıştırır. Feyza vecede zâlike ahadüküm, bu duruma sizden biriniz düşerse fel yescud secdeteyni ve huve calisun, son secde oturuşta oturduktan sonra efendim kable en yüsellime iki secde yapsın, selam vermeden önce, sonra selam versin diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Secdeyi sehiv yapmayı tavsiye ediyor namazın rekatlarını karıştırdığı zaman. Tabi ne yapacak? Bir insan 3 mi kıldı, 5 mi kıldı bilemedi. Zannı galibine göre namazı tamamlayacak. Herhalde galiba 4 kılmıştım. Tereddütlü ama o daha kuvvetli. Tamam, 4 kıldığına kani ise 4 kılacak. 3 olduğuna kani ise 1 rekat ekleyecek filan. Tamamlayacak namazı. Ondan sonra sehiv secdesi yapacak. Burada diyor ki fel yescud secdeteyni ve huve calisun kable en yüsellime, selam vermeden önce iki defa secde yapsın. Buna secdeyi sehiv derler. Namazda yanılma secdesi derler. Ne yapar insan? Efendim, imam esselamu aleyküm der. Allahu ekber, Allahu ekber der. İmamla cemaatle olmuşsa. Biz kendimiz olduğumuz zaman ne yaparız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah, Allahu ekber, Allahu ekber. Yeniden tehiyyatı ve şeyleri okuruz. Salatü selamları. Secde-i sehvin mezheplere göre şeyleri var. Yapılış şekli, zamanı ve secde-i sehvde okunanlar hakkında farklı görüşler var. Yani sehv secdesi yapılmasını Peygamber Efendimiz tavsiye buyurmuş böyle bir durum olduğu zaman. Önümüzdeki hafta bu şeytanın oyunlarıyla ilgili hadisler devam eder. Şimdi bu kadar kafi. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife,
İki, bir elem neşrah leke besmele ile on bir İhlas-ı Şerif Kulüvallah besmele ile.